Sen mi kurtaracaksın dünyayı Elif, demeyin bana ama tek olursam kurtaramam zaten. Bir şeyleri değiştiremem. Eğer beraber olursak, birlikte olursak o zaman değiştirebileceğiz. Bence sabretmek, inanmak, çalışmak, yapılmayanı yapma cesaretinde bulunmak çok önemli. Biz ilk olmaktan, risk almaktan, başarısız olmaktan, üçüncü kez, dördüncü kez denemekten ve insanlara yılmadan bir şeyleri anlatmaktan bence vazgeçmeyelim. Gerçekten. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Elif ve bugün sizlere inanılmaz derecede konuşmayı sevdiğim, daha çok konuşsam, daha çok anlatsam, keşke anlattığım şeyler bir yerini bulsa dediğim bir konudan bahsedeceğiz. Ne mi? Anadolu ve İstanbul. Birçoğunuz ne demek istediğimi çok iyi anladı. Büyük ihtimal bu anlayan kesim de Anadolu'dan gelmiş, Ordu'dan gelmiş, Ankara'dan, ne bileyim Kütahya'dan, Erzurum'dan, oradan gelen insanlardan bahsediyorum. Bu videoyu eğer İstanbul'dan gelen insanlar izliyorlarsa da mutlaka izlemeye devam etsinler. Çünkü ellerinde nasıl bir fırsat olduğunu ve bu fırsatı nasıl kullanmaktan kaçtığınızdan bahsedeceğim ben biraz. 18 yaşına geliyorsun. 18 yaşına geldiğin süre zarfı boyunca bir tane bile başarılı insanla dinlememişsin. Niye diye sorguluyorsun. Neden dinlemedim? Niye anlatmadılar? Niye bize tanıtmadılar? Niye böyle insanların varlığından biz de haberdar olmadık? Anadolu'dan bahsediyorum. Çünkü Anadolu'daki birçok insan, birçok çocuk, birçok lise öğrencisi gerçekten okuldaki öğretmenlerinin ve ailesinin ondan istediği şeyin dışına çıkamayarak büyüyor. İstanbul'dakiler çok farklı değil. Sen öyle zannediyorsun. İstanbul'da da evet kapana kıstırılmış insanlar var. Ailesi ondan doktor olmasını bekler. O iletişim okumak isteyen bir sürü insan var. Evet, birçok insan hayal ettiği bölümün mesleğini gerçekleştirmiyor. Ama gerçekten fırsat diye bir şey var. Yani ayağımızda olan fırsatları bir kenara bırakma. Ulaşamayan insanlardan birçok üstün özelliklerimiz olabilecekken, birçok bilgi birikimine sahip olabilecekken bunları elimizin tersiyle itmekten bahsediyorum ben. Siz yaşadığınız yerde daha çok eğitimle odaklanıyorsunuz. Ailenizin gördüğü şey eğitim oluyor. Etrafınızdaki insanların gördüğü şey üniversite oluyor. Akrabalarınızın gördüğü şey mesleğinizin vasfı oluyor. Mesela doktor olmak gibi, mesela mühendis olmak gibi, mesela avukat olmak gibi. Ama hepsinin sonu gerçekten yaşayış biçiminize, ailenizin yetiştirilme tarzına, bakış açınızın derinliğine kadar iniyor. Biz bunları gerçekten bir kısmında eksik yaşamış olan bir kesimiz. Oradan dosyasında okumuşum. Düşünüyorum kaç kere bir insan bize konferans yapmaya geldi ya da şehrimde kaç defa gerçekten bir hayat öyküsünü, bir başarı öyküsünü öğrencilere ilham olmak için anlatmaya gelen bir insana rastladım. Hiç. Hiç yani. Tabii ki bu benim biraz da eksik oluşum, belki araştırmacı ruhumun olmayışı, farkında olamayışım ama bunların hiçbiri, ben her ne kadar hiç araştırma yapmasam da, ağır bir ergenlik geçirsem de, ne bileyim ailem beni kapana kıstırsa da, şehrimde olmadan, kulağımın dolmadığı şeylerin farkında olamamamdan kaynaklanıyor. Evet, hepimizin elinde artık telefon var, hepimizin elinde internet var, televizyonlardan duyuyoruz ama bir şey şehirde olmadıkça, bir bakış açısı o şehirde sahip olmadıkça insanlar. Gerçekten ne kadar ilerlemeye çalışsanız da o kadar geri tepiliyorsunuz. Çünkü yok. Önce olmamış oldu, daha fazla olamayacağı anlamına geliyor insanlar için. Ama İstanbul'da yaşayanlar öyle değil. Sağına çeviriyorsan bu ödülü almış, soluna çeviriyorsan bu yatırımı almış, burada başarılı olmuş, şuradan burs almış, buraya davet edilmiş. Bir sürü insan, bir sürü örnek oldukça İstanbul'daki insanların gerçekten bir şeyleri fark etme oranı Anadolu'daki çocuklara, Anadolu'daki gençlere nazaran çok çok daha yüksek. Ve biz bu elimizdeki şeyi kullanmazsak eğer, İstanbul'a geldiğimizde, üniversiteye geçtiğimizde, bazı şeylerin farkında olarak bulduğumuz yeri değiştirmeye çalışmazsak olmayacak. Gerçekten her şey İstanbul'da. İnsanların Anadolu ve İstanbul ayrımını yapabilmesi bu yüzden. Bazı konularda evet, bazı insanlar bazı şeyleri dramatize hale getirebiliyorlar. İşte orada hiçbir şey yoktu, şu yoktu, bu yoktu. O kadar da değil. Ama yaşayış biçimi, ailenin yetiştiriliş şekli, içinde bulunduğu durum ve çocuğuna göstermek istediği hayatla bu çok doğru orantılı olarak ilerleyen bir şey. Bir yerde bir afiş görmüyorsun. Bir yerde bir başarılı insan senin okuluna gelip de arkadaşlar hayat sadece doktor olmak değil. Bizim dünyamızda değiştirmemiz gereken bir sürü gerçeklik var. Bir sürü iş alanı var. Bir sürü teknoloji dünyasından insan var diye anlatmadığı sürece siz bunları tam olarak iyi anlayamıyorsunuz zaten. Çünkü televizyondan görmek kolay, gazeteden okumak çok çok daha kolay. Gerçeğini görmedikçe olabileceğinize inanmıyorsunuz. İstanbul'daki öğrenciler artık konferansa gitmekten bıktı. İşin aslı konferansı ve
veren insanlar bile artık aynı şeyleri anlatıyorlar. Aynı cümleleri kuruyorlar. Bir kere dinlediğiniz insanı ikinci kere dinlemeye gitmiyorsunuz. Ama şimdi düşünüyorum, peki ya ulaşamayanlar? Ulaşamayanlar için daha dünya çok yeni gelişiyor. Evet, İstanbul'daki öğrenciler bıkmış olabilir. İstanbul'daki insanlar artık insanları dinlememek istiyor olabilir. Farklı workshoplara katılmak istiyor olabilir. Farklı eğitimler almak istiyor olabilir. Ama İstanbul'un bıktığı şeyleri Anadolu daha görmedi ki. Yani Ordu'yu düşünüyorum. Yapın bir tane konferans. Buradan uçak bileti alsın sponsorlar, kurumsallar. Neden yapılmıyor? Niye oradaki insanların bunları keşfetmesine hala engel olunuyor? Okulu düşünüyorum. Özel okulları bak, devlet de ülkenin durumu dolayısıyla da bir yerden devlet okuluna, lisesine, ortaokuluna hiç fark etmez. Bir insanı konuşmacı olarak davet ettirmek çok kolay bir şey değil. Ama özel okulları düşünüyorum. Bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir şekilde bir eğitimciyi karşımıza getirip konuşturabiliyorsunuz. Ne bileyim, sıralamanız şöyle olmalı, bu kadar kişi tıpa gitti diye anlatıyorsunuz. O zaman artık korkmayın. O zaman artık insanların sadece tıp okumasını istemeyin. Girişimcilikle ilgilenmesini isteyin. Farklı bir dünya yaratabileceklerini keşfetmelerini isteyin. Bu kadar fazla eğer okullar ailenin bizden beklentisi yüzünden karşımıza bir tane girişimci, bir tane başarı öyküsü olan insan çıkartmıyorsa cesaretlerini toplasınlar ve çıkartsınlar. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor ve bu bizden başlıyor. Siz çağırın. Hani liseleriniz olarak okulumuzdaki öğretmenlerinize gidin. Hocam böyle bir şey var. Gerçekten biz bunları dinlemek zorundayız. Biz bunları öğrenmek zorundayız deyin. Liselerin harekete geçmesi gerekiyor. Üniversitelerin buna yardımcı olması gerekiyor. İnsanların döndüğü yeri unutmaması gerekiyor. Biz zaten bir işe giriş olarak da bunu çok 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 hedef almış vaziyetteyiz. Bu fırsat eşitsizliği kocamanken, insanlar her şeyi sadece İstanbul'da bulabiliyorken, yani Ankara'da bile bulamıyor bak düşün. Ankara'da o kadar üniversite var, o kadar başkent ama Ankara'da bile eksikken bir şeyler. O zaman bazı şeylerin birileri elinden tutması gerekiyor. Kimseyi dinlemiyorsun, konferansa gidemiyorsun. Etrafında ailenin beklentisi senden sadece eğitim. Çevrendeki öğretmenler ailenin beklentisini kurtarmak için seninle uğraşıyorlar, o kadar didiniyorlar. Belki öğretmenleriniz bile çok vizyonlu. Öğretmenleriniz bile her şeyi takip ediyor, her şeyin farkında. Ama sırf ailenize karşı sorumlu oldukları için bile size bunları söyleyemeyen öğretmenler emin olun var ya. Gerçekten var. Ve biz artık İstanbul'da yaşayan insanlar olarak sayılabiliriz. Yani ben buraya gelene kadar evet hiçbir şey görmedim. Evet hiçbir konuşmacıyı dinlemedim. Buraya geldiğimde herkesle tanıştım. Buraya geldiğimde herkesi tanıdım. Ama eğer sen bunu dinleyen İstanbulluysan, hayatının 18 senesini başka bir şeyde geçirmediysen, doğma büyüme burada yaşamışsan, buranın imkanlarından sadece kafeleri gezerek faydalanmışsan bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Çünkü dünya başka bir yere gidiyor. Ve sadece kurumsal şirketlere girmeye çalışarak değil, dünyaya pozitif etki yaratabilecek şeylerle de, kendi işimizi kurmaya çalışarak da, yaratıcı olmayı herkese göstererek, herkese inandırarak da bir şeyleri değiştirebiliriz. Çünkü eğer İstanbul buna önce olmazsa, Anadolu'daki çocuklar o zaman hiçbir şey yapamaz. Bir lise öğrencisinin, Erzurum'daki bir lise öğrencisinin imkanlara ulaşmasıyla İstanbul'daki lise öğrencisinin bu imkanlara ulaşması çok çok farklı şeyler. Ekosistemin büyümesi için, gerçekten potansiyel olan insanların aramıza katılabilmesi için Anadolu'daki şirketlerin ve kurumsalların, hatta eğitimcilerin de bunlara destek olması gerekiyor. Sonrasındaysa bizim gibi yaşadığı yerin farkında olan, bir şeyleri değiştirmek isteyen ve orayı unutmayan, oranın acısını hala içinde yaşayan insanlar da birlikte olup harekete geçmeli. Çünkü aldığımız şey geri vermemiz gerekiyor. Burada edindiğimiz tecrübeyi geldiğimiz yere geri götürmemiz gerekiyor ki o zaman bir şeyler değişsin. O zaman insanlar bazı şeylerin farkına varsın. O zaman gerçekten iyi bir insan olacağız ve dünyayı değiştirmek için bir adım atacağız. Sadece kamera karşısından da olmuyor. Birilerine söyleyip o insanların bir şeyler yapmasına sebep olmamız gerekiyor. Ben o yüzden kendimi çok sorumlu hissediyorum buradayken. Yani bir kitleye ulaşabiliyorken o kitleye yapmak istediğim şeyleri, yapabileceğimiz şeyleri de anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bence ilk olabiliriz. Bence şehirde hiç burs alan bir öğrenci yokken o burs başvurusunu yapabiliriz. Risk almak bu kadar zor bir şey değil. Etrafımızda bize örnek olan insan yoksa dahi başarısız olacağımızı bile bile harekete geçebiliriz. Şehrinizin ilki olabilirsiniz. Şehrinizi değiştiren insan olabilirsiniz. Hatta belki dünyayı değiştiren biri bile olabilirsiniz. Sadece bu inanmanız, inandığınız şey için uğraşmanız ve etrafınızdaki insanları da kendinize adım atarak inandırmanızla başlıyor. Ben bu konuda çok üzülüyorum gerçekten. Çok farklı. O yüzden İstanbul'lu olanlar akıllı olmalı. Gerçekten akıllı olmalı.
Hatta okumak için buraya gelenler de arkada bıraktığı şeyleri, arkada bıraktığı insanları, arkada bıraktığı okullarını bile değiştirebileceklerinin farkında olmalılar. Sen mi kurtaracaksın dünyayı Elif demeyin bana ama tek olursam kurtaramam zaten. Bir şeyleri değiştiremem. Eğer beraber olursak, birlikte olursak o zaman değiştirebileceğiz. Bence sabretmek, inanmak, çalışmak, yapılmayanı yapma cesaretinde bulunmak çok önemli. Biz ilk olmaktan, risk almaktan, başarısız olmaktan, üçüncü kez, dördüncü kez denemekten ve insanlara yılmadan bir şeyleri anlatmaktan bence vazgeçmeyelim. Gerçekten.